Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben nerede, ne ara, hangi lokasyonda video çekeceği belli olmayan Cihan Albayrak. Arkadaşlar sakin sakin başlıyorum videoya. Çünkü bol oksijen insanda bazen kafa yapıyor derler. Kafa falan yapmaz. Oksijen insana iyi gelir. He, bazı insanların kafasının olması bazı insanların da işine geliyor. Ama biz öyle insanlar değiliz. Doğanın tadını çıkarmaya çalışan insanlarız. Arkadaşlar bugün halimden tavrımdan da anlayacağınız üzere dağa çıkıp adam vuracağım. Şakaydı. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi tam bir kırsal adamıyım. Ve bugün köyde bir gün geçireceğim. Bir köylü ne yaparsa. Bir köylü ne yapar arkadaşlar? İnsanlar ne yapıyorsa onu yapar. Sadece daha organik beslenir. Daha temiz bir havayla yaşar. Daha güzel şeyler düşünür. E tabii ki bu dağın başında tek başıma yiyeyim. Yanımda bir de konuğum var. Ben şeyim, köye yeni gelen kameralı elemanı cizleyen kız. Cizleyen mi? Benim de şivede kaydı. Teyzem nasılsın? İyiyim evladım, sen nasılsın? Ya? İyi iyi. Allah. Ne yaptın? Teyzem bunlar şeytan işi, bu tırnaklar, protezler bizlik değil. Bizim gelin yaptırdı bana bunu. Gelin mi yaptırdı? He, zorlandı. Nereden aldın gelini? Neymiş gelin? İzmir'den. İzmir'den. Sen beni bul, tırnakları yaptırdı bana. Burada yazıyor bir şeyler. Bakayım. Var bir şeyler yazıyor. Bizden geçti, ben anlamam. Aa, carpe diem yazıyor lan. Hayatın Zengi. Tadını çıkar diyor teyzem. Aa. Rahat ol, küfür müfür yazmamış. Güzel güzel. Bizim gelin biraz böyle biliyorsun, dertlemiş. Cemre hoş geldin. Hoppa! En son ne zaman böyle kırsal bir yere gittin bilmiyorum. Ben Karadenizliyim yani Can. Ya bırak Karadenizlisin de en son ne zaman Karadeniz'e gittin mesela? Bayramda. Harbi gittin mi? He, kime gittim? Annemle dedim. Annemle sağlar. Tabii, sağlar sağlar. Allah daha uzun ömür versin. Arkadaşlar bugün Cemre ile beraber köyün tadını çıkaracağız. Belli Cihan ne derse o. Ben kırsal adamıyım ama biz öyle şeyden gelmedik. O, erkek egemen bir toplumdan gelmedik. Cihan ne derse o. Kızım biraz ayaklarının üzerinde dur ya. O sen, zaman. Sen süt bu süt savulacak, süt saat geçiyor. Süt mü? He. Bugün süt sağacağız. Evet. Sadece bunun için gelmişiz değil mi buraya? Süt sağacağız. Süt sağacağız. Aklıma çok iğrenç espriler hatta, geldi. Hatta bir tane çekeceğiz. Gelirse geldi. Gelmezse yine devam edeceğiz yolumuza. Ben sana mısır ekmeği Aga yapacağım Cihan. Mısır ekmeği ama neyle? Yoğurtlu. Yoğurtlu. Köy yoğurdu bulur muyuz amca? Bulamayız herhalde. Bulsan var ya dünyanın en mutlu kızı olurum. Bunu gel görelim. Bakalım bir bakalım neler var. Tavuklar ve inekler şurada. Bu halı sahayı seven köylü. Ne diyorsun ya? Bak benim babam mesela şeyde Samsun'da böyle köye bir yer yaptı, bağ evi yaptı. Hı-hı. Bir sürü tavuğu, horozu var. Böyle sabahları ben organik yumurta çok yerim. Alışkınımdır. Onun için tavukların dilinden de anlarım bu arada. Nece konuşuyorsun? Spine! Spine! Anam! Nasıl şaşkınlar görüyor musun ya? Nasıl şaşkınlar? Yat! Yat! Ne oluyor burada? Yat! Kırmızılı yat! İbik! Hangisi? Bunlar mı? Ne yaptınız lan çocuğa? Kim küstürdü lan bunu? Ha? Kim küstürdü lan bunu? Bir dakika. Hasan hanginiz? Boncuk hanginiz boncuk? Allah! Sakin. Ben sakinim. Sakin. Allah! Kimlik ver. Ay can. Bir dakika şimdi bunun yumurtalarını almamız lazım Cemre. Nerede bulayım yumurtasını? Onların şeydir, yattığı yerdir işte kümeslerinde. Vallahi yumurta buldum Cemre. Buldun mu? Gerçekten buldum. Bayağı bembeyaz yumurta. Ay mısır ekmeği ve anam! Ya bayağı kim böyle yaptı lan bunu? Kendime böyle ahane tecavüz etmiş gibi hissediyorum ya. Kim yaptı lan bunu? Hanginizin yumurtası bu? Yamuk yapmış. Abi yapar ama. Yamuk! Ne kadar yamuk olabilir ki bir yumurta ya? Burada hiçbir şey normal ilerlemiyor ki, bakar mısın? Burada bir tane daha yumurta var. Evet orada bir tane, onu da bırakalım. Yani bütün hatıra orada kalsın ya. Yani. Tamam. Hadi git. Sakin. Bir şey yok ya. Bu ne gerginlik ya, bir dakika. Sürekli böyle bir suçluymuş gibi. Çok fazla suçluluk duygusu taşıyorlar gibi çok değil mi? Çok korktum zaten. Oğuktan bu kadar korkmuş olamam. Teyzem bilmezsin. Ladies first. Evladım. Ne bileyim öyle şeyleri ben. Ay belim ağrıdı. Ay. Ah. Kümeslerde hep aynı sıkıntıyı çekiyorum. Babamın kümesinde de öyle. Şöyle girmek zorundasın kümesi. Şunun boyunu şöyle biraz büyük yapsalar. Öyle bir problem yaşamayacağız. Kapat üstten adam gibi gireyim işte. Şöyle niye giriyorum ben kümese ya? Gerçekten he. Tavuk korkar tabii anasını satayım. Benim de yanıma biri böyle gelse. Egzorsist sahnesinden fırlamış gibi. Ben de korkarım yani. Oğlum bir şey diyeceğim. Nasıl bu kadar korkmadan dokunabiliyorsun ya? Güzel ama baksana. Saçma sapan hareketler yapma ya. Neyse gel. Bak bundan korkarım. Bundan da ben korkmuyorum. Hadi bakalım gel. Tyson. Abi kangalla mı? Oy kuzum ben. Heh. Ne oldu? Bak kalkıp da gitmiyor bir de. Onurlu bir şekilde mekanını koruyor. Alanında. Cihan'ın sevdikleri gitmiyor. Sağ ol yeterli. Aaa. Küçüksün. Ne diyorsun ya? Senin de güzel kavurma olur. Kızım. Halloween yaklaşıyor ya. Bari Cadılar Bayramı'ndan falan söz etseydin ya.
kavurma dedin. Biberonla süt verelim mi ya? Gel kuzum. Ama hayvan şu an boş. Hakikatli haksızlık yani bu. Şu an bayağı boş efes şişesini içmeye çalışıyor hayvan. Gerçekten kapağını yalıyor hayvan yani. O zaman bunlara bir süt saman yok mu ya şimdi ya? Saman kalmışlar ya. Süt sağılır ya. Şimdi ben bunlara sütü nereden sağacağım? Bunlar Nazmiye diye bağırman lazım önce. Nazmiye mi? Getir kızım yine. Nazmiye'yi arasak direkt. Nazmiye kim bu orada? Küp ineğin adı. İneğin adı? Onu mu sağacağız? E hadi gidelim ya. Hadi. Nazmiye'yi bulalım o zaman kızım. Hadi. Şunu bırakayım abi. Nazmiye ortadaki mi? Nazmiye! Nazmiye bir dönüyormuş. Buraya gelen bir daha geri dönemedi. Var ya Rıdvan abi olsa şu an bunun memelerine böyle crossfit yapar memelerinde. Oh oh oh. Rıdvan kaçın. Böyle video mu olur lan? Paşa yardım buraya et buraya be. Buraya girecek. Adam iğneyi ağıra sokacak diye bütün köyü dağıldı. Ben gerilmeye başladım Cemre. Nazmiye bizi bekliyor. Nazmiye. Oraya bak doğru emi yapıyorsun. Ha. Ondan sonra yukarıdan alıyorum abi. Evet aşağıda sık. Böyle var gücünde sıkmayacaksın ya. Şuradan abi el alışkanlığı galiba bende. Ay çok merak ettim. Neyi merak ettin abi? Bir de göründüğünden şey bu arada hani kaslı yani şöyle, abi. Şöyle. Dolu oldu işim böyle abi. Dur. Ne soruyor? Tekinler diye tekinler tekinler. Evet sen daha iyi yapın. Abi ben de sahibini yapsaydım ben de iyi yapardım. Şöyle yapacaksın bak. Şöyle. Aynı anda hepsini birden sıkmayacağız. İki fincanlık sık. Orta şekerli Türk kahvesi yapacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Yoğurt yapmayacağız. İki fincan sık bitti. Cemre nasıl gidiyor? Cihan çok güzel gidiyor. Şu an çözdüm bence. Abinin de yardımlarıyla. Abi köpüklü kahve yaptı. Allah çağırmasın. Doremi yapacaksın benim gibi. Abi Doremi mi diyorsunuz? Gelsene Cihan. Doremi hani... Ha, öyle mi? Ha, yok bilmediğim için soruyorum. Burasını fazla sıkacaksın. Süt yukarı kaçmayacak. Ondan sonra burasını sıkacaksın. Yukarısın boğumu bozuk. Ondan sonra aşağı... Cihan yukarıdan aşağıya doğru. Ha, aynen. Çok yukarıdan tutmana gerek yok bak. Ben de oradan tutuyorum ama... Peki bunu iki elle sıkıyorlar abi bazen. Nasıl yapıyorlar onu? Sayın ben size. Şey bakır olması lazım da iki elini sarmak için. Şunu şöyle. Abi ben hareket yapmadan ölmeyeyim. Abi 5x combo yaptın o nasıl hareket? Çok iyi. Köpürdü bu arada. Yanın güzel bir şey çıkmıyor. Ya. Ya şu kadar aşağılandığımı hatırlamıyorum ya. Hayvan aşağılıyor beni ya. Vallahi ziyan olacak diye çok korktum. Olmaz olmaz. Aynı suyla mı? Abinin evdeki musluk bu kadar hızlı akıtmıyor. Oha! Şimdi bütün memeleriyle aynı anda sıkıyor. Abi şu an R2 ile L2 aynı anda basıp çarpıyla gazlıyor şu anda. Vallahi billahi. Meh! Bu videoda... Meh oğlum! Meh! Süt sıcacık yemin ederim bak. Hayvanın bedeninden çıkıyor Cemre. Buzdolabından çıkardığın içim süt gibi çıkmaz bir ki bu. Kilo, bir kilo sütü yapabilmesi için hayvan vücutta 20.000 basınç yaparmış. 20.000 basınç vücutta dönermiş basınç yaparmış. Bir kilo sütü yapabilmesi için. Vay be. Toparlamamış. Buradan gelen sütü bir tane de şu buzağa yiyip doyuralım ya. Güveniyor musun kendine? Güveniyor musun kendine diye sorayım. Utandım artık yazmaktan. Vay ay gibi seni sana yapma, anlatsam. Yapma yapma. Değerli bir şey bu süt. Abi ben mesela böyle hayvanların yemek yediğini, süt içtiğini görünce acayip hoşuma gidiyor ya. Sen ne güzel bir hayır hayır bir dakika bir dakika şşş. Oooo bile bak. Baskı altındayım Cemre. Farkındayım. Bir şey söyleyeyim ben içiremezmişim mesela. Baksana şuna. Lan bitirdin bıraksana sağdakini. Vallahi çağırırım Nazmiye ya. Ağzından aşağı akıyor salyalar. Afiyet olsun. Oo. Oh, bayağı baba. Tamam, koç başıyla kapıya vuruyorlar şu anda. Sakin ol, sakin ol. Hayvan otu otlar, otladıktan sonra işkembeye sindir. Gitti. Ondan sonra onu işkembeden tekrardan alır. Otladıktan sonra tekrar çiğnemeye başlar, öğütür. Öğüttükten sonra tekrar yutar onu. Ondan sonra işkembeden kırpayına girer. Kırpayır bu dedim, 40 tane defter var şeyde, işkembede. Kırpayırdan sonra şeye gider. Doğanın dengesini anlatıyorum sana. Evet abi, inanılmaz. Süper abi ya. Biz kaçtık abi. İnanılmaz abi. Ben sütü okutmaya gidiyorum. Ya adam ekosistem diyor, hayat diyor, ruh tamam. Diyor, topraktan geri dönüşüm. Sütü okutmaya gidiyorum diyorsun ya. Yeni doğmuş bir hayvan, doğum yapmış hayvan. Bir kilo yeni doğmuş. Abi yeter ya. Ya gerçekten yeni abi yeter. Bir... Hadi. Sen %100 Giresunlusun değil mi? Hayır abi ya. Nerelisin? Samsunluyum. Ya hananı satayım. Abi çok ağır konuşuyorsun ya. Samsunlara çok gıcım. Abi bir dakika. Gıcık mısın? Senin Samsunlarla bir ticaretin olmuş. Yok yok. Sen çok hızlısın. Yaşından büyük hareketler yapıyorsun. Bak biz burada adam gibi adam. Lan beni çekme lan. Abi sen beni üzdün ya son anda bir anda. Hadi hadi. Daha mı kuvvetli olmam lazım ya? Evet. Dur abi yapacağım vallahi yapacağım. Geldi.
Nasıl ya? Dur çekil oradan mı? Evet evet. Küçükte varmış. Problem varmış. Mısır ekmeğinin tarifini biliyor musun? Evet. Nasıl yapacağız? Şimdi mısırını koyuyorum üzerine. Suyumu ekliyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Kulak memesinden bir tık koyu hale geldiği zaman elimle büzüp tavaya yerleştiriyorum. Yağ içini çeke çeke kızartıyorum. Şimdi kulak memesinden memesine göre değişir. Bu bir doğanın kuralı. Ne yöne gidersen o yöne geliyor. Bir de kaçan kovalanır. Tabii öyle biliyorsun. Şey ablam aslan buralı mısın? Yedicettim buralı benim. Yedicettim buralı. Evet. Futbolcu oğlum var mı? Vallahi yok. Ama bir futbolcu belki. Yenge sen de mi ya? Yenge bu nasıl yokluk ya? Bir mısır unu yaptı yiyek hadi. Bizim en son evde çektiğimiz yemekli video vardı ya. Sıvı yağ çıkarıyor, bütün tenekeyi döküyor. Makarna poşetini açıyor, bütün poşeti döküyor. Millet beni linçledi ya. Ya dur, makarna önce konulmaz, önce su konulur. Arkadaşlar şimdi patatesimizi yağ atacağız ama yağın önce bir kızması lazım. Ne kadar israf bir video çekmişsiniz anasını satayım. Like'lar haram olsun falan diye. Nereye koydun tuzu Cemre? İçeride, mutfakta. Kızım ayakkabı çıkarmaktan hiç hoşlanmıyorum ya. Tuz değil mi? Bir dakika. Never gonna dance again. Şarkı söylüyoruz abi, sıkıntı mı? Geldim. Ne kadar dökeceğiz tuz? Tamam tamam yeter. Çok da tuzlu olmasın. Cihan sen çok tuzlu seviyor musun? Yumurta kırmayalım abi. Hanım sen aşımızı pişir, ben de evimizi koruyacağım. Çok serseri geçiyor bu dağlarda. Yardım edin mi? Anlatayım. Nasıl gidiyor hayat? Nasıl gidiyor hayat? Var nasıl mı gidiyor? Şarkı çıkarma hevesi? Nasıl gidiyor Cemre? Yok olmaz mı ya? Var tabii. Çıkaracaksın mı? Sadece var bu arada. Çalıştığım birkaç tane parça, kendim yazdığım, çizdiğim birkaç tane parçam var şaka bir yana. Doğrudur. Ama şu an sadece üzerine kendim düşüyorum. Bir netleştirip kamuya açacağım muhtemelen. Bu arada iyi oluyor gibi. Tabii canım. Kız bulmuş diyorlar. TikTokçuymuş kız. TikTokçu kızdan hayır gelmez abla. Her yerde dans eder. Vallahi mı? Ben sana söyleyeyim evet. Sen TikTokçu diye bir kızı yargılamaya utanmıyor musun? Cihan bak. Yaşar bunu yan bağlama. Sen sözlerinden anlamam. Ben söylerim sen anlamam. Az sonra kızar. Ben de mısırın hamurlarımızı tavaya koyacağım. Evet kızmış bence. Birazcık kızmış. Çok erken. Bekle biraz erken oldu. Olsun ilk hamur heba edilebilir ya. Rıdvan abi nargile içiyor herhalde. Şurada bir yerde içiyormuş şimdi. Kandıracağım sizi ya. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan isteyin yeter. Ben sizin için çekerim. Böyle like, mike, o, bu, şu. Gönlünüz nasıl istiyorsa öyle yapın. Ama tabii ki like. Olacak mı bu ya? Olacak tabii ki de Cihan. O ne biçim laf ya? Yağ dök Cihan, yağ dök. Dök dök. Hepsini dök Cihan. Kızım saçmalama. Çok cimri. Fazla, azıcık çok, dök şuraya. Cimri değil yavrum. Çok fazla olur azıcık ya. Azıcık dök sen. Çok emen bir şey bu. Tamam. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu kırıldı ya. Of ya. Tamam tamam iyi. Emer abi. Balık gibi ol be. Ananı. Cemre sütü kaynatıyorum abi. Kaynat olsun. Kaynat. Ben de ekmekleri yapıyorum. Arkadaşlar bu arada bu kadar izole ve organik bir hayatı ben seçmedim. Akşam saat 10'da Maslak'ta Line'da güzel organizasyon var. Mısır ununun ekmeğini yiyoruz. Buradan devam. Çok iyi. Ama böyle gideceğiz tamam. Böyle böyle canım. Ne? Tam uygunum çünkü şu an. Salı eventi çünkü mesele değil. Kafamıza göre takılırız. İş çıkışı. Herkes bizi nasıl takılıyor. Bundan önce bunu yapalım. Çağ ağacı çarptım. Oo. Geldi. Tertemiz. Abi bunu silit bankle, cifle falan değil, silit pas sökücüyle silmek lazım bunu. Orada unutmayalım. Pişmemiş mi içi? İçi tam pişmemiş ama iyi. İşte çok... Olur, olur, olur. Har ateşte yaptık olur, o yüzden. Olur. Yoğurdunuz nerede Cemre? Bekleyin ben hallediyorum. Burada yoğurdumuz da 2 saniye içine geliyorum. Arkadaşlar şu anda Cemre sağ olsun elleriyle bana bir kase yoğurtlu mısır ekmeği hazırladı. Vallahi. Cemre bunu TikTok aleminde herhangi bir platformda kimseye yapmamıştır diye düşünüyorum. Yok. Eline koluna sağlık. Ben ilk defa hayatımda mısır ekmeği yaptım. Anneannem çok yapar bana ama ben ilk defa yaptım. Güzel. O zaman bu içerik senin hayatında bir iz bırakacak demektir. Evet, İlk evet. mısır ekmeği deneyimini... Deneyimim. Olmuş mu? Güzel. Yalan. Sol gözüm görmüyor. Normal mi peki? Yalan konuşuyor. Bu kadar değil mi? Sol gözüm görmüyor bile. Düğmelerim açılıyor yavaş yavaş. Normal mi Berk bu? Bunu da siz yiyin. Bunu da size yapın. Çocuklar. Abone yiyin oğlum. Bunu alın yiyin. Tadına bakın. Bu hafta yemeye veremeyeceğim oğlum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Cihan taşıyor. Taşmaz o. Ooo taşar o. Ooo taşar o. Kimseye vermem. Kaşar o. Kaşar o. Arkadaşlar bu arada İstanbul'un Haşinemen köyündeyiz. Tam Fasilis Gölü'nün 200 metre sağında. Doğumacılar Mahallesi'ndeyiz. 26 numaradaki villa. Yanlış mıyım bro? Şey var ya Aşk-ı Memnu. Behlül'ün yapıştırdığı yer var ya, yanındaki taş ev. Tamam. Taş evin tam karşısında bir göl var.
Tamam. Onun tam yanındayız. Orada Adnan'ın da ara ara geldiği yer. Bayağı kimse bilmiyor ki, salladın onu. Acıkmış mısın? Fena. Yapışır. Bayağı görmüşsün bu arada. Kızım sen 48 kilo musun gerçekten, evet ya? Hürriyet'te okudum 48 kilo olduğunu. Vallahi versen. Kilo vermeye almaya başladım. 22 yıla. 250 TikTok kaç videosu. 250'den fazla. Kaç? Bakalım mı kaç? 22 yıla. Ağzım. Kızım oha. Suratımı da tükürür gibi bütün ağzındaki yeri attı ya. Nazmiye'nin üstü lan bu. Babam bu videoyu izlediğinde bayağı hoşuna gidecek bu arada. Onun da böyle bir bayi var Samsun'da. Sürekli orada bahçe, botanik, tavuk. Bak kenarda yazıyor kaç videom oldu. 2582. Evet. Bir tane TikTok kaç saniye? 15. 15. 2582 çarpı 15 mi? 2582 çarpı 15. 38.730 bölü 60. 120 vergi düş. 645. 645. Yani sen 645 gün daha TikTok çekmesen bile açlıktan ölmüyorsun. Sütümüz hazır bu arada. Arkadaşlar hepinize koyuyorum. Abi sana da koyacağım süt. Yok. Sen içiyorsun. Ben içeyim seninle birlikte. İçmem normalde ama içeceğim. Böyle mi? Ya benim hatırıma falan değil. İç istersen. Senin hatırına içeceğim. Okey. Çok sıcak Cihan. Yudum alacağım. Yapıştır. Annem çok süt kaynatırdı bu arada. Sütçü teyzemiz falan vardı bizim vallahi zamanında. Mı? Apartmana gelirdi. Sütçü teyze bir bidonla süt getirirdi bize. Annem de onu kaynatırdı, içirirdi bize. Yani mutfak güzel videosundan sonra gene bir mutfak var. Evet yine mutfak. Bu arada şey oldu, tesadüf oldu biliyor musun? Hani mutfağa beraber girelim falan kafasında değil. Biliyorum ya. Videodan ziyade güzel bir hatıra oldu kesinlikle bizim için. Kesinlikle. Buradan dedelerimize, anneannelerimize selam olsun. Cemre sen sütünü içe dur, ben videoyu kapatacağım. Tamam. Akşam ezanında okundu, okunacak çünkü. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yavaş yavaş hava sakinleşmeye başladığı için ve etrafı bir alsana çok kısa etrafı ışığın dışında. Böyle enteresan bir korku filmi havası var değil mi Ceren? Hayır, ama var. Huzurlu da. Onun için biraz dinginleştim ve ehlileştim. Burası beni çok sakinleştirdi. Onun için sakin sakin videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşürüz. Cemre iyi ki geldin. İyi ki geldim. Gerçekten çok eğlenceli bir videoydu. Bu gibi videolarımızın gelmesini istiyorsanız zaten yapmanız gereken ya şeyi biliyorsunuz. Cihan'a abone olmamak. Kes. Öptüm. Şunu gömeceğim, gideceğim buradan. Arabayı ben kullanamam bu arada, haberiniz olsun. Biriniz kullansın.